Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Türk mide ameliyatı sonrası olabilecek önemli sıkıntılardan biri olan reflüye neden olacak mide fıtığı ile ilgili görüşlerimi belirteceğim sizlere. Yine çizelim. Şöyle bir yemek borusu ve şöyle bir midemiz var. Ve burada arkadaşlar diyafram dediğimiz bir kas tabakası var. Bu kas tabakasının görevi nedir? Hem nefes almamızı sağlar hem de karın organlarıyla akciğerleri, kalbi, göğüs organlarını birbirinden ayırır. Diyafram yemek borusunu gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde sarması gerekir. Ve midenin bu bağları nedeniyle de normal ameliyat olmamış bireylerde mide yukarı doğru kaçmaz. Ve bu açılanmada reflünün önüne geçmiş olur. Ameliyattan önce yaptığımız endoskobideki amacımız şudur arkadaşlar. Hem midede bir duvarında bir problem var mı iç duvarında ülser ya da tümör gibi bunu anlamak. Hem de reflüye neden olacak hastada bir mide fıtığı var mı ona bakıyoruz. Ne demek reflüye neden olacak mide fıtığı? Ne demiştik? Bu diyaframın yemek borusunu şu şekilde sarması gerekiyordu. Ama ne olur? Burası genişler ve gördüğünüz gibi sarmaz. Bu sarmama nedeniyle de midenin bir kısmı yukarı kaçabilir. Buradaki açı bozulabilir ve bu açı bozulması da reflü mekanizmasının ortadan kalkıp hastanın devamlı ağzına ekşi ve acı su gelmesine neden olabilir. O yüzden ameliyattan önce muhakkak endoskopi yapmak gerekir. Endoskopide biz bunu anlıyoruz. Peki bugün size anlatacağım ve biraz sonra videosunda izleteceğim vaka ne? Ne yapılıyor arkadaşlar? Bu hastamıza yaklaşık 5 yıl önce tüp mide ameliyatı yapılmış. Mide dış merkezde. Mide bu şekilde kesiliyor biliyorsunuz tüp mide ameliyatında. Burası vücudun dışına çıkarılıyor. Ama bu hasta tekrar kilo almaya başlayıp dokuları gevşediğinde ameliyat öncesi de olan bir mide fıtığının daha da genişlediğini gördük. Ne oldu bu hastada arkadaşlar? Bakın normal olması gereken görüntü buyken şurası yemek borusu, şurası kesilen mide gördüğünüz gibi. Ama mide yukarı kaçmış bu hastada. Şöyle midesinin bir kısmı akciğerlerinin yanına gitmiş. Ve bu bölge büyümüş, akciğerlerine bası yaparak hastanın artık nefes alamaz duruma gelmesine neden olmuş. Ve hasta hem tekrar eski kilosuna gelmiş, hem de ne yazık ki reflüler nedeniyle artık yemek borusunda yaralar açılmış. Biz bu hastaya ne yapacağız arkadaşlar? Midesini tekrar eski yerine çekeceğiz. Bu darlığı yaratacağız, burayı onaracağız. Fıtık ameliyatını tamamlayacağız. Ama bu onun için yeterli değil. Çünkü hasta kilo almış tekrar. Ve ne yapacağız arkadaşlar? İlave olarak hastaya diyabet durumundan dolayı da transit bir partisyon ameliyatı yapacağız. Evet arkadaşlar. Daha önce söylediğimiz gibi tüp mide ameliyatı olmuş bir hasta. Gördüğünüz gibi midesi aslında şöyle yukarı doğru gelelim. Dışarıdan baktığımızda o kadar da büyümemiş bir mide gibi duruyor. Nizami duruyor. Tabii şimdi burada fıtık var. Biraz sonra size göstereceğim. Yavaş yavaş oraya ilerliyoruz. Bakın burası o demin diyaframda anlattığım yer patladı size. Bakın burası fıtık, burası akciğerin olduğu yer. Bakın mide şu an elimde. Mesela bırakıyorum o akciğerin yanına gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz biraz daha ilerledik tabii. Bakın şimdi mide burada akciğerin yanındaydı. Şimdi göreceksiniz buraları servisleştirdik. Şimdi mide geliyor bakın aşağıya doğru. Böyle çektik mideyi aşağıya doğru. Bakın midenin olması gereken şekli bu. Ama burada tabii tüp mide ameliyatı olurken bağlar kesildiği için mide yukarı doğru kaçmış. Bakın akciğerin yanına gitmiş. Burası diyafram. Akciğerin yanında. Biz şimdi bunu serbestleştirdik. Böyle geldik. Bakın burası artık yemek borusu. Bakın açıkta görüyor musunuz? Burası akciğerler arkadaşlar. Akciğerlere giden taraf. Biz şimdi yemek borusu burada. Buradaki diyaframın açıklığını, bu açıklığı böyle alttan iteceğiz. Hastanın midesini normal yerine getirip bypass'ını yapacağız. Evet arkadaşlar, ameliyatımızdan dönem dönem size videolar paylaşıyoruz. Şimdi ne dedik? Demin gördüğünüz büyük bir fıtık vardı. Şimdi fıtığı onardık, görelim. Bakın yemek borusu burada, normal yerine geldi. Bakın burayı diktik artık, girilemiyor burada. Dikişlerimiz burada. Şöyle dönelim, deminki açıdan mideyi geri çekti. Şöyle çevireyim size. Mide artık eski yerinde. Gördüğünüz gibi bakın burası açıklık vardı. İçeri giriyorduk, artık giremiyoruz. Çünkü niye? Burayı onardık. Diktik diyaframı, yemek borusu yerine geldi. Ve artık bypass'ına geçebiliriz.